Fon tüm dünya. Philip Capital sunar. Devam ediyoruz ve bu bölümde Stüdyo New York programında ALB Yatırım'ın baş ekonomisti, akademisyen, doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Merhabalar, günaydın Murat Bey. Ben iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Sizi gördük, daha iyi olduk. Gerçekten de öyle hocam. Görüşlerinize de ihtiyaç olduğu anda yayında da olduğunuz çok çok teşekkür ederiz. Sabah ekranında konuklarımızda olan kısım 10 dakika gibi bir süremiz var. Dolayısıyla ben 3 temel soru iletmek istiyorum izninizle. İlk sorum hocam, dün tüm yatırımcıların aslında odaklandığı nokta Bitcoin fiyatlarıydı. Burada Coinbase sistemi çöktükten sonra bir miktar 60 bin dolara kadar gevşese de siz bir aslında ekonomist olarak, aynı zamanda yatırımcıları çok iyi bilen biri olarak ne oluyor o tarafta hocam? Yani geleneksel taraftan ümidi kesti mi yatırımcılar buraya odaklandı? Ne dersiniz? Evet Murat Bey, yani bahsettiğiniz gibi Bitcoin uzunca bir süreden sonra ilk kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yani burada bence birkaç neden olduğu kanaatindeyim ben. Bu gerekçelerden biri de bahsettiğiniz gibi aslında yani yatırım araçlarına baktığımızda gerek borsa tarafı gerek altın tarafı genel olarak bir yükseliş olsa da aslında bir arafta durumda görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede özellikle bu yatırım araçları arasında çok hızlı geçişkenliğin olduğu bir süreç var. Tabi bu geçişkenliğin sebebi şu, genel küresel dünyadan bahsedecek olursak eğer gelen veriler yakın vadede özellikle merkez bankalarının ilk faiz indirimini ne zaman belirleyeceği meselesini çok kısa vadede Mart'tan Haziran'a kadar geri çekti. Dolayısıyla orada hala özellikle enflasyonun inatçılığı katılıcılığı noktasında da bir belirsizlik olduğu için hala bir belirsizlik var. Tabii bu belirsizlik de ve uygulanacak politikaların şekli de tabii yatırım araçları üzerinde etkili. Tabii bir de şu var, yani Amerika'da Fed'in faiz artırımı veya uyguladığı para politikalarından ziyade özellikle borsalar tarafında farklı bir hikaye var. Yapay zeka rüzgarı var. Oradan gelen bir etki var. Dolayısıyla haliyle bu farklı bir yatırım aracı getiri durumunu ortaya getiriyor. Şimdi Bitcoin tarafında dediğiniz gibi yani birinci temel gerekçe bu. İkinci temel gerekçe şu, özellikle Bitcoin ETF'inin kabul edilmesinden sonra Bitcoin tarafında evet bir miktar beklentiler alındı, gerçekleşmeler satıldı ama kabul edildikten hemen sonra aslında biz bu ETF kabul edilmesinin Bitcoin fiyatlarına istenir düzeyde yansımadığını da gördük. Dolayısıyla o yansımanın biraz daha zamana yayılacağı beklentisi de vardı ki onun gerçekleştiği kanaatindeyim. Özellikle Bitcoin'deki bu son 1-2 günlük yükselişe baktığımızda bu Bitcoin ETF'i tarafındaki işlem hacminin çok çok güçlü olmasının etkisini görüyoruz bence. Aynen. Bir de şu var tabii, teknik nedeni olduğu da kanaatindeyim. Yani teknik olarak da uzun süredir aslında beklemede olan ve bir enerji birikimi olan da bir varlıktan bahsediyoruz. Burada pozisyonları olanlar bile var değil mi hocam? Yıllar öncesinde işte birkaç yıl öncesinde 60 bin dolardan belki pozisyonlandı, daha da gidecek diye. Bir de herhalde piyasa şeyi seviyor hocam değil mi? Eski zirvelere götürmeyi de seviyor teknik anlamda sanırım. Şöyle Murat Bey, tabii eğer fırsat olabiliyorsa konuyla ilgili gerek temel anlamda gerekse bunu tetikleyebilecek herhangi bir haber akışı olduğunda elbette ki bu tekniğin tetiklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bence işte tam da anlatmaya çalıştığım şey buydu. Bitcoin tarafında o Bitcoin ETF'i tarafının ben haberin gerçekleşmesinden sonra yeterince hatta satış yediğini bile gördük. Fiyatlanamadığını görmüştüm. Dolayısıyla tabii şu da var burada. Yani artık öyle veya böyle tamam belki Haziran'da indirecek Fed faizi ama şunu çok artık iyi biliyoruz. Likiditenin artacak olması Bitcoin ve altcoin'lere yarayan bir şey. Dolayısıyla piyasa o beklentiyi de bir yön itibariyle satın alınıyor. Dolayısıyla tüm bu temel teknikleri birleştirdiğimizde çok da sürpriz değil aslında evet. Bir yön itibariyle bu yükselişler. Evet, genel olarak konuklarımızla da hep konuştuğumuz zaman 2024'ün ilk çeyreğinden sonra yeni bir boğa sezonu rallisi başlanabilecek deniyordu. Bir de önümüzde halving, ETF onayı derken belirtmiş olduğunuz gibi hocam. Çok çok önemli. Şimdi bir başka konuya hocam isterseniz geçelim. Orada da bir aslında aşırılaşma riskinden bahsediliyor. Borsa İstanbul tüm endeksinden daha fazla giden bir teknoloji endeksi var. Avrupa'da 11 hisse, Amerika'daysa muhteşem yedili dediğimiz özellikle teknoloji ağırlıklı bir borsalarda rally değil mi yaşanmış oldu. Borsa İstanbul'daysa %85'ten fazla giden bir teknoloji endeksi var. Az önce sevgili Nurhan Çal editörümüz aktardı. %4'ten fazla dün teknoloji tarafında bir düşüş de yaşandı.
Burada bir aşırılaşma riskinden bahseder misiniz? Yoksa teknoloji endeksi dünya rakiplerine göre Japonya'dan bile daha fazla kazandırmasının bir temel sebebi var mıdır hocam? Şöyle söyleyeyim, kesinlikle yani hem bilişim yazılım hem de teknoloji tarafında çok ciddi bir aslında aşırılaşma olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani verilere baktığımızda bilişim tarafında %100'e yakınlık bir artış var. Teknoloji tarafına bakıyoruz %70'lik yılbaşından bu yana. Hele ki Murat Bey, yani hisse bazlı baktığınızda bazı hisselerde inanılmaz %200-300'lerin üzerinde yılbaşından bu yana bir artış var. Evet. Dolayısıyla şimdi soru şu, bu artışın sebebi ne? Yani bu artışın bence ilk temel sebebi dünyadaki bu yapay zeka rüzgarının ve buna bağlı teknoloji hisselerindeki yükselişin bize de yansıyor olmasını ben açıkçası ilk neden olarak görüyorum. İkinci temel neden şu, özellikle bu bilişim, yazılım ve teknoloji tarafında son çeyrek bilançoları hep güçlü geliyor. Dolayısıyla hem gelen ve gelecek bilançoların etkisi, güçlü gelecek bilançoların etkisinin de ben buraya yansıdığı kanaatindeyim. Dolayısıyla tüm bu iki ana sebeple birlikte bu yükselişi görüyoruz. Ben hep son bir haftadır yaptığım yayınlarda yatırımcılara uyarıyorum. Yani yakın vadede eğer bir düşüş, düzeltme göreceksek bu düzeltmenin öncülüğünü bilişim ve teknoloji tarafı yapabilir. Çünkü ciddi bir aşırılaşma var. Bismillah ilk öncülüğünü dün görmüş olduk. %5'e varan bir düşüş var. Dolayısıyla benim yani şöyle nacizane bir tavsiyem olabilir. Yani Borsa İstanbul'da yakın vadede şu stratejinin çok daha doğru olabileceği kanaatindeyim. Çok ciddi yüksek kar getirmiş hisseler tarafında, hele ki kısa vadeli düşünüyorsanız kar almanın mantıklı olacağı, eğer geri çekilme olacaksa burada temel teknik olarak iyi olan, iyi bilançosu olan ama fiyat olarak geride kalmış hisselere geçmek, böyle bir rotasyonu gerçekleştirmenin çok mantıklı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla evet, kar almak mantıklı bir görünüyor bu sektörlerde şu an. Hem borsa ile ilgili aslında genel kanaatiniz yine olumlu, ancak burada bir aşırılaşmaktan dolayı değil mi, şirket hisse dağılımını belki bir değiştirme, bir aslında pair trade fırsatı da vermiş oluyor hocam. Hocam şunu da eklemek istiyorum izninizle. Şimdi bakıldığı zaman evet, o tarafta bir aşırılaşma var. Herhalde halka arzlar da çok olmayınca bu dönem yatırımcı da enflasyondan dolayı bir kendine bir bahane de değil mi yaratmış oluyor. Bir yatırım tercihi de yaratmış oluyor tırnak içerisinde. Tabii ki Murat Bey, katılırım. Yani özellikle şunu görüyoruz. Pandemiden sonra gelen bir farklı bir yatırımcı profili var borsada. Bunlar yaşları küçük, portföyleri çok düşük olan yatırımcı. Fakat bu yatırımcılar ağırlıklı olarak dışarıdaki ve içerideki makroekonomik gelişmelere çok hızlı, duyarlı olan ve çok çabuk etkilenebilen yatırımcı grubu. Dolayısıyla işte dünyadaki bir bu bilişim teknoloji tarafındaki bu rüzgardan etkilenerek bize de yansıdığı bir sonuç var. Dolayısıyla buna katılıyorum ve şunu da görüyoruz mesela Murat Bey. 7 Ekim'de borsa baskıya girdi. Hızlı bir çıkış var. Sonrasında borsada bir yükseliş görüyoruz. Tekrar buraya yöneliyor. Yani yatırım araçları arasında da çok hızlı geçiş yapabilen de bir Borsa İstanbul'da bir pay olduğu kanaatindeyim. Bu payda hep şunu tartışıyoruz. Bir hafta borsaya şu kadar giriş oldu. 2 hafta sonra borsadan şu kadar çıkış oldu. Temel gerekçesi de bu yatırımcı grubu olduğu kanaatindeyim ben. Evet. Aslında bir taraftan da manevra kabiliyetlerin değil mi, reaksiyon sürelerinin de bu anlamda pozitif olması aslında onların da riskleri iyi yönetebildiğini tırnak içerisinde kısa vadede gösteriyor. Hocam dolar tarafında bir 30 bin liranın üzerindeyiz. Bir cümleyle bugün enflasyona dair önemli datalar da göreceğiz ABD cephesinde. Yıl sonu beklentiler 40-42 lirada pozisyonlanıyor. Herhalde artmaya devam edecek bir dolar var, ne dersiniz seçim yaklaşırken de? Evet Murat Bey, yani en çok tartıştığımız konu bu. İlk olarak kısa vadeli seçim sonrası bir devalüasyon, yani TL'de bir açıkçası bir değersizleşme görür müyüz? Ve kurda bir artış görür müyüz? Yani ben şunu söyleyeyim. Şimdi baktığımız zaman evet, Ocak'ta ve Şubat ayında Eylül-Ekim'den bu yana gördüğümüz, yıl sonuna kadar gördüğümüz artışın biraz daha üzerinde bir artış var. Bir hareketlilik var. Çünkü KKM bitirildi döviz tarafı. Döviz dönüşümlü KKM'den dönüşümler, vade sonları çok hızlı bu dönemde. Bir de seçim sonrası artacak beklentisi bu hareketi yaratıyor. Hatta Merkez Bankası'nın rezervlerinde de mesela geçtiğimiz hafta 6 milyar dolarlık bir azalış olduğu söyleniyor ki rezervler tarafında yılbaşından bu yana azalışın sebebi de kurdaki bu hareket olduğu kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim, bakın seçimden sonra çok güçlü bir artış beklemiyorum ben. TL'de reel değerlenme süreci devam eder. Ha şunu görebiliriz. Günlük 0.10-0.20'lik artış 0.40-0.50 olabilir belirli bir dönem. Fakat bu şu anlama gelmez. Kur tarafında güçlü bir hareket olmaz. Neden olmaz? Buna izin verilmez. Çünkü şu an Türkiye'de enflasyonla mücadelenin ana itici gücü bu. Ki bunu Merkez Bankası metne bile koydu. Bunu resmileştirdi. Bu açıdan çok güçlü yükseliş beklemem. Benim sene sonu hedefim şu an için
40 Murat Bey. Tabii bu senaryoyu değiştirecek bir takım gelişmeler elbette olabilir. Yabancı ne kadar güçlü gelecek, enflasyonda katılık ne olacak, Merkez Bankası buna ne kadar reaksiyon verecek gibi bir takım meseleler de etkili olacak ama yani sene sonu 40'ın üstüne çıkacak bir kur şimdilik beklemiyorum açıkçası. Evet, şu anda olağan şartlar en azından 40 lira gibi bir medyan tahmini sunmuş oldunuz ama tabii bu 6 ya da üstü de olabilir ülkelerin değil mi? Siyasi ve ekonomik koşulları da özellikle gelen yabancı yatırımcı olasılığını da dışlamamak gerekir diyor doçent doktor Filiz Ermaz. Hocam sabahın bu saatinde bize bu değerli yorumları paylaştığınız için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Sabah ekranında doçent doktor Filiz Ermaz, Alevi Yatırım'ın baş ekonomist efendim bizlerle birlikte olmuş oldu. Yarın haftanın son işlem günü ve yeni ayın ilk işlem günü diyelim. Tekrar bekleyeceğiz. Özellikle yönetmenimiz Suna Kırceylan'a ve tüm rejisine, sevgili Nurhan Çan'a bir kez daha teşekkür edelim. Sabah ekranı ekibi olarak yarın tekrar sizleri bekliyoruz tabii ki. Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.